Merhaba Bidaşlar. Olta suda olan herkese rastgele. Yeni bir video yapmaya karar verdim. Malumunuz lüfer sezonu açılıyor arkadaşlar. Lüfer sezonu başlamadan, lüfer levrek sezonu başlamadan, daha doğrusu spin sezonu başlamadan sizlere güzel bir kamış tavsiyesinde bulunmak istedim. Daha önce kullandığım, kullanmaya da devam ettiğim Fujin Neochrome. Arkadaşlar 5-30 gram aralığında, 2-70 boyunda, güzel Fujin makine yatağı. Şöyle Fujin ve kaliteli Fujin halkalara sahip, şöyle görüldüğü gibi kaliteli Fujin halkalara sahip güzel bir kamış. Şöyle halkaları da göstereyim sizlere. Kamışımız çapraz sarkı, X Plus çapraz sargıdan oluşmaktadır arkadaşlar. Şöyle görüldüğü üzere X Plus çapraz sargıdan oluşuyor kamışımız. Kamışımızın atar aralığı 5-30 gram atar aralığında, 2-70 boyundadır arkadaşlar. Bu kamışı benim kullanma sebebim, bu kamış birçok merada işime yarıyor. Birçok farklı merada farklı yöntemlerde avlanabilir. Mesela akıntılı mera olsun, sert poyrazlar, sert lodos havalarda olsun. Özellikle levrek avlarında sert kamışı tercih ettiğim için bu kamışı da birçok havada kullanabiliyorum arkadaşlar. Birçok havada kullanmamdan ziyade bu kadar çeşitliliği bol bir kamış olmasına rağmen bir o kadar da ucuz bir kamış arkadaşlar bu kamışımız. Şöyle söyleyeyim sizlere. Bu kamışımız arkadaşlar 390 lira segmentinde internette, yine ikinci el bulursanız temiz, yani 300 liraya kadar bulabilirsiniz. Gayet maliyetsiz ve çok kapsamlı bir kamış arkadaşlar. Bu fiyatlara böyle kamışlar bulmak zor. Dediğim gibi şöyle bakın, şöyle göstereyim. Çok estetik bir duruşu var kamışın. Makine yatağının, yine çapraz sargılarının muhteşem olması ve şöyle kaliteli halkalara sahip olması arkadaşlar. Ben bu kamışı şöyle söyleyeyim size. Levrek avlarında çok tercih ettiğim bir kamış. Levrek avlarında arkadaşlar sert kamışın önemi büyüktür. Biz Marmara'da levrek avlarını genellikle sert lodos havalarda ya da lodos havalarda yapıyoruz. Bu yüzden atış yaparken kamışınızın sert olması ve mukavemet göstermesi çok önemlidir arkadaşlar. Atışı yaptıktan sonra kamışınızın toplaması, kendini hemen toplaması ve aksiyon vermeye başladığınızdan direkt aksiyon vermesi, alması çok önemlidir arkadaşlar. Jel kurduğunuzda daha iyi aksiyonlar veriyor sert kamışlar. Ben bunu tecrübe ettim ve yaşadım arkadaşlar. Fujin Neochrome X'le sert bir yapıyla yapılmıştır. Tam da levrek avları için çok ideal bir kamıştır. Sadece levrek avları için değil arkadaşlar. Lüfer avları için de muazzam güzel bir kamış. Tabii yine şöyle söyleyeyim sizlere. Levrek avlarında levreyi oltaya yakaladığınız zaman levreyi zapt etmek de çok önemlidir arkadaşlar. Dalga ile beraber dışarı almamız gerekiyor. Tabi şimdi kamışınız yumuşak bir kamış olursa buna fazla mukavemet gösteremeyecektir. Ama sert kamışlarda her türlü levreğinizi rahat bir şekilde dışarı alabilirsiniz arkadaşlar. Yine bildiğiniz üzere bu sene Sarayburnu muhteşem avlar verdi. Yine boğaz hattı olsun. İnşallah bu sene de balık öyle bol olur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar akıntılı meralarda yine sert kamışın önemi büyüktür arkadaşlar. Neden büyüktür? Atışınızı yaptınız arkadaşlar.
Rapalanız direkt akmaya başlıyor. Ama sert kamışlarda jerki vurduğunuz zaman yumuşak kamışlara nazaran daha bir hızlı aksiyon almasını sağlıyor. Sert kamışlar akıntılı meralarda yine süper oluyor arkadaşlar. Sert kamışın akıntılı meralarda önemi büyük. Daha aksiyona daha hızlı geçebilmesi için. Tabii en çok hoşuma giden yanı da şu 5.30 atar aralığı arkadaşlar. 2.70 santim olması. 5.30 aralığı bizlere nasıl güzellikler sağlar? Bazı böyle şöyle söyleyeyim sizlere 15-40 gibi kamışlar, 10-30 gibi kamışlarda daha ağır atmanız gerekiyor. Daha doğrusu böyle dengeyi yakalamanız gerekiyor. Ama bu kamışlarda, daha doğrusu bu kamışta atar aralığı 5'ten başladığı için böyle levrek havlarında gece sakin böyle poyraz havalarda. Poyraz havada denizin poyraz havayı da denizin karıştığı zamanlarda 7 gramla güzel avlar yapabilirsiniz. 7 gram yapma sebebimiz denizin alçak olduğu zaman 7 gramla av yapıyorum poyraz havalarda arkadaşlar. Deniz karışıyor biraz. Biraz bulanıklık oldu mu hemen levrek avına atıyoruz kendimizi. 7 gramla poyraz havalarda 7 gramla ben silikonumu yüzdürüyorum. O yüzden de bu kamışta 7 gramı çok rahat atabiliyorum arkadaşlar. Geçen gün denemesini yaptım. Güzel verim aldım. Dediğim gibi kamışın atar aralığının 5.30 olması size büyük avantaj sağlıyor. Yani 7 gramdan başlayarak 7 gramla güzel mesafeler sağlayarak silikonunuzu yere değdirmeden zıplatarak ya da düz sarımda yere değdirmeden getirme ihtimaliniz olabiliyor arkadaşlar. Yine şöyle söyleyeyim sizlere. Dediğim gibi atış aralığı çok güzel arkadaşlar. Mesela lüfer avına gittiniz. 10 gram sahte denediniz. 10 gram sahteyle deneyeceksiniz. Yatık bir hava. 10 gram sahte, dalarlı bir sahteyle deneyeceksiniz. Yine 10 gram sahteyi de sert bir kamış olmasına rağmen çok güzel mesafelere yolluyor arkadaşlar. Özellikle ipi de böyle 14 civarında 8 kat yaparsanız güzel verimlilik kesinlikle alacaksınız arkadaşlar. Gerçekten çok kapsamlı bir kamış ve ucuz bir kamış. Herkesin kullanmasını da tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben kullanıyorum. Çok memnunum. Yani piyasa segmentinde böyle çok kapsamlı bir kamışı bu fiyata bulmak zor arkadaşlar. Dediğim gibi Fujin halkalar Fujin halkalardan oluşuyor. Şöyle çapraz Fujin halkalar çapraz sargı bir kamış. Yine atar aralığı 5-30 aralığında muhteşem bir atar aralığı. Küçük sahteleri ya da büyük sahteleri atabilmeniz için muhteşem bir atar aralığı arkadaşlar. 2.70 boyunda güzel bir erim sağlayacaktır. Yine Fuji halkaları olsun. Güzel halkalar arkadaşlar. Sağlam halkalar ve kamışın sertliği de sizlere müthiş avantaj sağlıyor arkadaşlar. Malumunuz bir ay sonra da lüfer sezonu. Hatta bir ayı bulmaz. Bu sene balığın erken gireceğini düşünüyorum. Lüfer, levrek şu an tek tük var. Geceleri tek tük almaya başladık. Lüferler de herhalde yolda. Öyle bilgiler geliyor arkadaşlar Karadeniz'den falan. Onlar da gelmek üzeredir diye düşünüyorum. Şimdiden yani malzemelerinizi ayarlayın arkadaşlar. Böyle güzel bir kamışı da sizlerle paylaşmak isterim. Umarım yararlı bir video olmuştur. Kamışımız güzel arkadaşlar. Şiddetle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yani Fujin'le benim bir anlaşmam falan yok arkadaşlar. Sadece kamış hoşuma gittiği için sizlere paylaştım. Çok kapsamlı bir kamış ve ucuz olmasından dolayı sizlerle paylaştım. Herkese rastgele diyorum. Muhteşem avlarda buluşmak üzere arkadaşlar.
Herkese rast gelsin.